Selamlar arkadaşlar. Almanya Eğitim ve Kültür kanalı olarak yeni bir video ile daha karşınızdayız. Arkadaşlar bugünkü videomuz Almanya'da öğretmenliğe başlamak isteyen arkadaşlara özel bir video olacak. Köln Lehrkräfte Plus programının Türkçe olarak tanıtım videosu olacak bu videomuz arkadaşlar. Ancak videomuza geçmeden önce sizlerden küçük bir ricamız var. Eğer henüz abone değilseniz lütfen kanalımıza abone olmanızı rica ediyoruz. Hepinize iyi seyirler. Arkadaşlar Lehrkräfte Plus programları Almanya'nın NRW eyaletinde 5 üniversitede 5 şehirde açılan ve öğretmenliğe geçiş için önemli bir fırsat oluşturan programlar arkadaşlar. 5 seneden beri devam ediyor. 5 yerde devam ediyor arkadaşlar. 4900 müracaat olmuş bugüne kadar. Ve şu anda da en son güncel rakamı kontrol ediyorum. 313 kişi bu programlar neticesinde arkadaşlar şu anda bir okulda, bir Alman okulunda fiili olarak öğretmenliğe başlamış durumda. Lehrkräfte Plus programları arkadaşlar tam zamanlı bir yıl süren bir program. Yani bu programı devam eden kişiler ekstra bir iş yapamazlar. Sabahtan akşama kadar, ikindi sonuna kadar arkadaşlar programa dahil olmak, programın gerekliliklerini yerine getirmek durumundalar. Bundan dolayı tam zamanlı olarak bu programa katılabilecek kişilerin müracaatı isteniyor. Program neticesinde üniversiteye göre arkadaşlar kimileri tamamını, kimileri de bir kısmını bir okula yerleştiriyorlar ve 2 yıl süreli yarı zamanlı bir okulda çalışmasına imkan sağlıyorlar. Bu da hem acemiliği atmak adına hem de Alman eğitim sistemine alışmak adına arkadaşlar güzel bir fırsat sunuyor bizlere. Şimdi gelelim konumuza. Köln Üniversitesi Lehrkräfte Plus programları arkadaşlar müracaatı başlıyor. Elbette bununla ilgili resmi ofisiyel bir internet sitesi var ve orada teferruatlı bilgiler var arkadaşlar Almanca olarak, ama belki okumakta zorluk çeken veya Türkçe olarak, ayrıca bir Türkçe olarak da dinlemek isteyen arkadaşlar için ben böyle bir video çekme ihtiyacı hissettim. Arkadaşlar kimler müracaat edebilir buna? Öncelikle öğretmen olanlar müracaat edebilir. Kendilerinin açıklamalarında açık ifade etmişler. Eğer matematik ve fen branşına sahipseniz seçilme şansınız daha yüksektir diyor. Bu demek değildir ki başka branşlar müracaat edemez, ama matematik ve fen branşı, fizik, kimya, biyoloji branşındaysanız seçilme şansınızın yüksek olduğu anlamına geliyor. Bu da demektir ki NRW eyaletinde bu branşlarda öğretmen açığı çok fazla. Arkadaşlar bu programa müracaat edebilmek için en az 2 senelik bir tecrübenizin olması gerekiyor. Bunu da bir şekilde ispat etmemiz isteniyor arkadaşlar. Daha sonra minimum B1 sertifikasına ihtiyacımız var. Elbette B2 olursa veya C1 olursa daha iyi olur ve dersleri, uygulamaları daha iyi anlayabiliriz. Ancak arkadaşlar eğer minimum gereksinim B1-6 olan arkadaşlar ya da henüz B1 sertifikasına sahip olmayan arkadaşların müracaatları daha başlangıç aşamasında reddedilmektedir. Eğer bir yabancı dil biliyorsanız Almancanın dışında İngilizce, Fransızca, Arapça veya başka bir şey, bunu da sertifikalamanızı istiyorlar. Bu başta da söylediğim gibi yoğun bir program olduğu için Köln'e, ya Köln'de ikamet etmeniz ya da sabahtan itibaren Köln'e gelebilecek durumda olmanız lazım. Yani ulaşım probleminizin olmaması lazım. Ancak bu demek değildir ki başka eyalette ikamet eden arkadaşlar buraya müracaat edemezler. Bunun pek çok örneği var. Elbette edebilirler, ancak NRW eyaletine, Köln'e veya civarına taşınmayı göze almak durumundalar. Yoksa başka bir eyaletten günlük gidiş gelişler çok zor ve bu konuda müsamaha göstermiyorlar arkadaşlar. Yani bir mülteci geçmişi olması gerekiyor veya AB vatandaşı olması gerekiyor. AB vatandaşlarına çok daha az kontenjan tanıyorlar ve mülteci geçmişi olanlara elbette ki çok daha fazla imkan tanınıyor arkadaşlar. Ama Almanya'da en fazla 5 yıldır bulunuyor olmak gerekiyor. Mesela 6 yıl, 7 yıl, 8 yıldır burada olan arkadaşların, öğretmen adaylarının, öğretmenlerin daha doğrusu programa müracaatı kabul edilmiyor. 2 yıl, 3 yıl, 4 yıl ve bilemediniz maksimum 5 yıldır burada olan insanlar müracaat edebiliyorlar Lehrkräfte Plus programına. Evet. Şimdi gelelim arkadaşlar. Hangi belgeler lazım, hangi belgelere ihtiyacımız var buna müracaat edebilmek için. Bununla ilgili bir kayıt formu düzenlenmiş. Bu kayıt formunu eksiksiz doldurmamız gerekiyor. İnternet sitesinde görebileceksiniz. Bu videonun altında da arkadaşlar internet sitesinin linklerini görebileceksiniz. B1 sertifikasının lazım arkadaşlar sizin için. Lebenslauf dediğimiz veya İngilizcesi CV dediğimiz bir özgeçmişinizi hazırlamanız lazım arkadaşlar. Tabellardische deniyor. Almanya'nın kendine ait formatında hazırlanması gerekiyor. Sizin Almanya'da oturma izninizin olması gerekiyor. Bu demek değildir ki mülteci birisinin illa kabul alması, red almış olsa bile o kişi aslında Almanya'da oturma hakkına sahip. Yani sizin burada oturma hakkınızın olduğuna dair bir belgeyi sunmanız lazım. Mülteci olup red veya evet alan herkes müracaat edebilir. Yeter ki oturma izniniz olsun. Arkadaşlar bir motivasyon mektubu yazmanız lazım. Şahsi kanaatim, ben de bu programlardan mezun olan ve onlarla beraber çalışan bazı çalıştaylarda birisi olarak motivasyon mektubunu çok önemsiyorum ve seçilme, zaten herkesin benzer belgeleri var ama motivasyon mektubunda sizin kendinizi tanıtmanız, sizin seçilmeniz için çok önemli bir kriter olarak görüyorum. Bundan dolayı motivasyon mektubuna ciddi bir ehemmiyet vermeniz gerekiyor. Kanalımızda Lehrkräfte Plus programları için motivasyon mektubu nasıl yazılır, bununla ilgili de bir video çekmiştik birkaç sene önce. Bunun da linkini arkadaşlar açıklama kısmında görebilirsiniz. Bir motivasyon mektubu nasıl yazılır? Evet. Arkadaşlar sizin transkriptinize ihtiyaç var. Bu transkript eğer İngilizce ise problem yok. Ama İngilizce değilse bunun Almanca'ya tercüme edilmiş olması gerekiyor. Aynı şekilde diplomanızın da arkadaşlar eğer İngilizce çıktısı varsa problem yok ama İngilizce değilse diplomanızın da yine aynı şekilde Almanca'ya tercüme edilmiş olması gerekiyor arkadaşlar. 2 yıl öğretmenlik yapmış olduğunuza dair bir belge, bu ister milli eğitim isterse özel okul geçmişi olsun veya dershane geçmişi olsun fark etmez. Bunu ya SGK hizmet döküm belgesinden ya da arkadaşlar milli eğitime özel hitap döküm belgesinden bunu ispat edebiliriz biz. En az 2 yıl tecrübeli olduğumuza dair evrakı sunmamız lazım. Kadın öğretmenler için bir isim değişikliği vardır. Yani kızlık, biz Türkçe'de kızlık soyadı dediğimiz bir mevzu var. Bunu da arkadaşlar evlilik cüzdanı ile ispat etmesi gerekiyor arkadaşımızın. Varsa arkadaşlar Reisepass, Almanya'nın sunmuş olduğu Reisepass ve Ausweis arkadaşlar. Ama yoksa sadece size verilen Ausweis ile müracaat etmeniz gerekiyor. Ve ZAB dediğimiz arkadaşlar bizim diploma değerlendirmemizin de sonucunun eklenmesi gerekiyor. Daha önceki yıllarda bu istenmiyordu ama son birkaç yıldır istenir hale geldi. Yani KMK'ya müracaat edip SETAB belgemizi almış olmamız gerekiyor. Bu programa müracaat edebilmemiz için. Ve bunun haricinde eğer varsa arkadaşlar başka yabancı dil yeterliliğimizi ve arkadaşlar pedagojik başka yeterliliklerimiz varsa bunu da sunmamız gerekiyor. Evet. Peki ne zaman müracaat edeceğiz? Arkadaşlar bunun müracaatı, bu programın müracaatı Ocak 2024'te başlıyor ve 1 Mart'a kadar devam ediyor. Ocak'tan Mart'a kadar bir müracaat var. 1 Mart itibariyle program sona ermiş oluyor. Peki sonunda ne olacak? Arkadaşlar bu programda sizin göndermiş olduğunuz belgeler değerlendirilecek. Belge eksikliği olan varsa zaten baştan elenecek. Yani arkadaşımızın B1'i yoksa veya 2 yıl çalıştığını ispat edemiyorsa veya 5 yıldan daha fazladır Almanya'da bulunup da müracaat etmiş ise veya istenen bir branşta Almanya'nın veya Köln bölgesinin ihtiyaç duyduğu bir branşta değil ise Bunlar otomatik olarak elenecek arkadaşlar. Şimdi kalanlar yine belgeler tamam ise kalanlar bu sefer de motivasyon mektuplarına göre değerlendirilecek. Tabii ki çok sayıda müracaat var ve alınacak kişi sayısı 25 kişi. Burada da tabii ki güttükleri bir denge var. Kadın erkek dengesi güdüyorlar. Türk ve diğer milletlerle ilgili bir denge güdüyorlar. Elbette ki büyük bir çoğunluğu Türklerden oluşuyor ama yine de başka milletlerden katılanlar var. Bunun da dengesini gözetiyorlar. Bundan sonra arkadaşlar motivasyon mektubunuza da bakarak seçim sağlanıyor. Neyin seçimi arkadaşlar? Mülakata gelecek olan kişilerin seçimi. Ve belli bir sayıda kişi mülakata davet ediliyor. Bu mülakatta da sizlere 5 veya 6 kişilik bir komisyon sorular yöneltiyor. Sizleri kendinizi tanıtmanızı istiyor, geçmişinizi tanıtmanızı istiyor vesaire. Ve bu mülakat neticesinde de arkadaşlar hakkınıza karar veriliyor. Lehrkräfte Plus programları mülakatlarıyla da ilgili bir video çekmiştik. Bu mülakatta nasıl sorular gelir? Bununla ilgili bilgi edinmek istiyorsanız yine açıklama kısmında da arkadaşlar bu mülakatlarla ilgili videomuzda seyredebilirsiniz. Ve eğer mülakat neticesinde de seçilmişseniz, bu ilk 25'e girmişseniz arkadaşlar 1 Ağustos 2024 itibariyle program fiili olarak başlayacak ve bir takvim yılı devam edecek. Ne olacak? Çok hızlı bir şekilde B1 Plus dersleri verilecek sizlere. Bu B1 Plus'tan sonra bir sınav olacak. Tabii ki sınav neticesinde geçip geçmemeniz bir önemi yok ama bir sınav, kendinizi ölçebileceğiniz bir sınav olacak arkadaşlar. Hemen akabinde B2 kursu verilecek ve yine akabinde C1 kursu verilecek ve bitiminde de arkadaşlar sizlerden DSH dediğimiz veya DSH dediğimiz sınava girmeniz istenecek. Bu sınav neticesinde C1 belgesini almış olan arkadaşlar ancak İLF programına dahil olabilecekler ve bir okulda çalışmaya başlayabilecekler. Ama C1 alamamış iseniz sadece Lehrkräfte mezunu olmuş olacaksınız. Peki bu Lehrkräfte Plus programlarında neler olacak? Öğleden önceki kısımda arkadaşlar sizlere Almanca anlatılacak. B1 Plus, B2 ve C1 dersleri anlatılacak. Ve öğleden sonra haftada birkaç gün arkadaşlar sizlere bir takım seminerler verilecek. Almanya'daki eğitim sistemi ile ilgili, çok dillilikle ilgili pek çok pedagojik konuda sizlere seminerler verilecek. Ben bu seminerleri çok önemsiyorum. Gerçekten bizleri Alman eğitim sistemine uyum sağlamamız adına çok faydalı seminerler olarak görüyorum. Ve bu seminerler neticesinde de biz bu kualifikasyonu kazanmış olacağız. Bu programı bitiren herkese arkadaşlar tayinlama 5 aylık yani katılım belgesi verilecek. İçlerinden bir kısmı ise 25 kişinin belki 13-14 kişisi İLF dediğimiz bir başka programa seçilmiş olacak ve bu programa seçilen arkadaşlarımız bir okulda çalışmaya başlayacaklar. 10, 15 veya 17 saat bir ders görecekler. Bunun 12 saati fiili ders görecekler ve 2 yıl boyunca da haftada bir gün seminer alarak yine Alman eğitim sistemine uyum sağlamaya çalışacaklar. Arkadaşlar elbette Lehrkräfte Plus programları olmazsa olmaz bir şey değil. Nuh'un gemisi de değil. Buna seçilemeyen arkadaşlar yani öğretmen olamaz diye de bir kaide yok elbette ki. Ancak şu da var ki bu bizler ne kadar Türkiye'de veya geldiğimiz başka ülkelerde tecrübeli olursak olalım, Almanların kendine ait bir eğitim sistemleri var ve bizim buna uyum sağlamamız için belli bir süreçten geçmemiz gerekiyor. Belli bir eğitim sürecinden geçmemiz gerekiyor. Lehrkräfte Plus ve akabinde devam eden İLF programları bizleri Alman eğitim sistemine uyum sağlamamız açısından çok güzel hazırlıyor. Ben sizlere bu programa müracaat etmenizi ve hakkınızda hayırlısa kazanıp bitirmenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Evet. Bu videomuzun altında hem Lehrkräfte Plus programları müracaat linklerini göreceksiniz. Hem Lehrkräfte Plus programları için motivasyon mektubu nasıl hazırlanır, bununla ilgili video linkimizi göreceksiniz. Hem de arkadaşlar Lehrkräfte Plus programları mülakatlarında ne tip sorular karşımıza gelecek, bununla ilgili videomuzun linkini göreceksiniz. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Eğer arkadaşlar böyle videolarımızın devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmanızı, beğendiyseniz beğen tuşuna basmanızı rica ediyoruz. Hepinize hayırlı, huzurlu, mutlu günler diliyoruz. Hoşça kalınız.